siyah. Yani ten olarak beyaz da. Hı. Laz kızı, Rizeli. Ama saçma iş. Esma yani. Sarışın olursa bizim aileden gene olur. Kardeşim kardeşim sarışın benim. Kardeşim yeşil gözlü sarışın. Bakalım. Soldaki detayı fark ettiniz mi hocam? Arkadaki detayı. Nedir onlar? Olamayabiliriz ama. Bir dakika, ne detayı? Ya sticker. Ülke yazıyor. Ülke. Ben siyasal bilgiler mezunuyum da. Hı-hı. 2009 yılında tezi teslim ettim. Okuldan çıkacağım. Kantine uğradım. 2009. Ben kupa falan aldım. Böyle bir... Ben de 2009 mezunuyum bu arada. Şey, ondan sonra şey yaptım. Derler. Ben dedim, alayım dedim. Yarın bir gün arabam olursa arkasına yapıştırırım. Havalı durur falan. Hova, ta o zamandan yani. Evet evet, duruyordu yani. Güzel. Şey. Arkadaşlar yapıştırdım. Arkadaşlar bu ne? Mülkiye ne falan? Siyasal Bilgiler Fakültesi ama eski adı tabii Mülkiye. Yani Ankara'nın şeydir, Ankara Üniversitesi'nin. Bu da sol da şey. Hani otoparka falan hocaların kullandığı bir şey. Şimdi gitsen güvenlik medarı. Maliyeden geliyorlar falan, aynen şeyden anlaşılır diye. Öyle pişirmiştik ya. Güzelmiş. Kısmetim neymiş. Evet hocam, son ders. Aynen, son dersteyiz. Aa, şimdi şey, Melek. Totalde 10 saat vakit geçirdik. Belki bir tık daha fazla, bilmiyorum da. İşte 5 ders yaptık. Bu da son dersimiz. Neredeyiz şu anda? Tem otoyolundayız. Çamlıca gişelere doğru yaklaşıyoruz. Hafif yoğunluklu bir trafik var falan. Evet, şimdi bu süreci bir ufaktan anlatabilir misin bize süreci? Yani nasıl geçti derslerimiz? Süreçten memnun kaldın mı? Durumdan memnun kaldın mı? Elimden gelen gayreti gösterdiğime inanıyor musun? Tabii, tabii. Ya şöyle, ben tabii ilk araba, iki zar bir yüksek sesle çok az. Tamam. Bayağı bir tecrübesizdim. Tamam. Bayağı bir tecrübesizdim. Ve çok çok endişeliydim yani, biraz böyle nasıl yapacağım, çok gözümde büyütüyordum. Bir kere çok rahatlatan bir yapınız var. Böyle hep söylüyorum, baş öğretmen gibi bir tarzınız yok. Hani arkadaş, samimi şey yaklaşıyorsunuz. Eyvallah. Çok rahatlatıyor insanı. Ben hani iyi kotardığımızı düşünüyorum, özellikle kendim için de değerlendirince. Mesela şey, 2 saat ders almıştım farklı seçim otopark. Hı-hı. Ya dedim ki, otopark bu kadar gerek oluyor mu falan bile. Gerçekten ihtiyaç varmış yani otoparkın bu kadar çalışılması. Full otopark çalışmıştık yani. Aynen. 2 ders boyunca. O insanı biraz böyle daha da rahatlattı. Gerçekten otopark da çok önemliymiş. Çok çok memnunum yani. Arkadaşlarıma da tavsiye ettim şimdiden. Verdim numaranızı. Eyvallah. Valla inşallah onlar da güvenli sürüşün keyfini en kısa zamanda çıkarırlar. Stressiz sürüşün. Son dersi kendi arabamla almak da çok çok iyi oldu. Sizi arabamda ağırlamaktan büyük bir şeref duyuyorum. Aynen, çay kahve falan, çayımızı kendimiz getirdik i̇şte, gerçi. Ya pardon, evet. Kolonyamız, dezenfektanımız var şartlar el verdiğince. Eyvallah, ya güzel. Memnun kaldım. İyiydi gerçekten. Helal ediyorsun yani hakkını. Aa, ne demek. Gani gani yani. Eyvallah, ben de helal ettim. Derken. Bu yapışmıyor bu aralar ya. Şöyle bakalım, güzel. Kaç kilometre hızdayız şu anda? Şu an 80'deyiz. 80. Güzel, rahat hızda. Evet evet. Hep orta şeritlerde takılıyorum zaten. Ama işte süreç içerisinde yavaş 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 kendi kendine geliştireceksin artık. Pandemi de tabii biraz etkiledi bizim derslerimizi. Evet, evet. Yasaklar geldi, aralara bir şeyler girdi bence falan ama... ara vermenize rağmen... Ama yine bir şekilde o arada sana yaradı. Evet. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Okuduk ileriyi. Bak, ileride ne var? Çünkü orada gazdan ayağını çektim, frene getirdim. Bir saniye, bir buçuk saniye bir geçiş var. Anlatabiliyor muyum? O noktayı... Gazlayarak gidersen durman çok daha böyle sert olur.
O yüzden hani daha ileriye okuyarak, daha ileriye baka baka devam ediyoruz. O zaman hoşça kalın. Evet. Önüne bak kız.